Selamünaleyküm Hür TV izleyici ve dinleyicileri. Bugünkü dersimizin konusu İsmi Azam. İsmi Azam nedir? Cenab-ı Hakk'ın İsmi Azamı tek midir? Tekse hangisidir? Veya birden fazla olup herkes için farklı mıdır? Yoksa kesin olarak bilinemez mi? Bu kavramlar da çok dolaşıyor. İnsanlar arasında merak ediliyor. İnşallah bu konulara açıklık getirmeye çalışacağız Ali abiyle birlikte. Gerçi Ali abi getirecek diyelim. Bismillah deyip başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanehu ve immin şeyin illa yüsebihu bihamdi. Evet Ali abi, ismi azam. Az önce soruları zaten yönelttim. Bu konular hakkında. İsmi azam en büyük isim demek. İsmi azam. Allah'ın isimlerinden birisi. Yani kendi zatı abdesini, yani bütün kusurlardan, çirkinliklerden, eksikliklerden, benzer ve ortak edinmekten sonsuz derecede yüce olan Allah'ın bizzat kendisi, zatı abdest. Abdest demek bütün eksiklik, kusur, noksan, sıfatlardan beri olan demektir. İfade cihetiyle ya tecellisinin şumulü, ya yani yansımasının tezahürlerinin kapsayıcılığı ve bize bakan yönü, yani mazhar olduğumuz hakikat cihetiyle, ya İslam dinindeki tecellisi cihetiyle, ya iman ve tevhid hakikatlerine olan yakın alakası cihetiyle, ya da bilemediğimiz sair sırlar cihetiyle ismi azamdır. Yani o en büyük demektir. Ne lafzullah. İsmi azam o. Ama ismi azam herhangi bir şeyde ismi azam olabilir. Sadece lafzullah değil. Başka Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları hem bize bakan yönüyle, hem kainattaki tecellileri yönüyle, hem insanların çeşitlerine göre, istidat ve kabiliyetlerine göre, alimlerin, evliyaların ve şeylerin istidat ve kabiliyetlerine göre her bir isim, her bir şey, bir herhangi bir sıfat onlarda ismi azam olabilir, ismi azam tecelli edebilir, ortaya çıkabilir. Allah'ın hangi isimlerinden ve sıfatlarından hangisinin ismi azam olduğu konusunda net bir delil yok. Sadece lafzullahın Cenab-ı Hakk'ın ismi azam olduğu kesin. Ama hangi ismin hangi şeyde ismi azamdır, onu konuda net bir delilimiz yok. Kur'an'a baktığımızda mealini vereceğimiz aşağıdaki şu ayet-i kerimede bu mevzuyla ilgili husus anlatılır. Zülcelal vel ikram olan Rabbinin ismi ne yücedir? Rahman suresinin 78. ayetinde geçiyor. Kimileri bu ayetten hareketle ismi azam olarak Zülcelal vel ikram ismi üzerinde yoğunlaşmıştır. İsmi azam Zülcelal ve ikramdır diyor bu ayetten hareketle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Allah'ın kendisiyle dua edildiğinde kabul edilen ismi azam şu üç suredir. Bakara suresi, Ali İmran suresi, Taha suresi buyurdu. Cami-i Sahir'de geçiyor bu 1592. hadis-i şerif. De böyle ifade ediyor. Bir diğer hadis-i şeriflerinde Allah'ın ismi azamı şu iki ayettedir. Biri sizin ilahınız, meali şöyle, sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Bakara suresinin 163. ayet-i kerimesinin meali böyle. Diğeri de Ali İmran'ın başındaki, Ali İmran suresinin başındaki Elif Lam Mim. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, kayyumdur. Cami-i Sade yine bu geçiyor. Peygamber Efendimiz söylemiş.
Bu hadis, başka bir hadiste Allah'ın kendisiyle dua edildiğinde kabul edilen ismi azam şu ayettedir. De ki, ey mülkün maliki olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Sen dilediğini aziz eder, dilediğini alçaltırsın. Dilediğini üstün kılar, yüceltirsin, dilediğini alçaltırsın. Bütün hayır senin elindedir, sen her şeye kadirsin. Ali İmran suresi 26. ayet-i kerimenin de meali böyle. Bu hadisleri bir araya getirdiğimizde, baştaki hadisteki ismi azamı bulmak için Bakara, Ali İmran ve Taha suresini incelememiz öngörülürken, sonraki hadislerde biraz daha detaya inilir. Konu sanki belirginleştirilmek istenir. Ve ilgili ayetler verilir. Bu ayetlerde lafz-ı celal olan Allah ismi, Rahman ismi, Rahim ismi, isimleri, Hay ve Kayyum isimleri ve Kadir ismi azam olarak ön plana çıkmaktadır. Kimi alimler bu ihtimaller üzerinde görüşlerini yoğunlaştırırken, kimileri de bu isim, Allah'ın isimlerinin hepsinin azam olduğunda, yani her ismin tecelli ettiği bir varlıkta, bir şahısta, o şahısta bir azam isim olarak geçer. Mesela doktorlarda diyelim ki Şafi ismi azam olabilir, böyle düşündüğümüzde. Veya matematikçilerde Mukaddir ismi. Her şeyi Allah takdir ediyor, ölçüyor, biçiyor. Mesela ekonomistlerde Rezzak ve Muktesip ismi azam olabilir. Mesela hukukçularda Adil ve Hak ismi azam olabilir. Böylece her ismin her bir fertte veya nevde veya şeyde ne olur, tecellileri olabilir. Bu onlar için ismi azam olabilir. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri de bu hadislerden süzüp çıkardığı namaz tesbihatının zikir bölümünde ismi azam özel başlığı altında 100 civarında Esma-i Hüsna'ya yer veriyor. Şeyde, tesbihatta da. Hem hepsini de bir bölümde Allah ismiyle, diğer bölümlerde de Rahman ismiyle bağlantı kurdurur. Subhaneke ya Allah, Taaleti ya Rahman. Böylece ne yapar? Bağlantı kuruyor. Hem Allah ile hem Rahman ismiyle bağlantı ne yapar? Kurar. Ki bu isimler Asen-i Takvim'de yaratılan insanda da üzerinde de eseri en çok görülen isimlerdendir. Subhaneke Allah, Taaleti ya Rahman. Sonra ya Rahim ve diğer isimler zaten insanlarda ne yapıyor? Tecelli ediyor, görünüyor. Öyleyse ismi azam insana bakan yönüyle, yani insanın mazhar bulunduğu hal ve hakikat açısından da incelendiğinde böyle manaları ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz. Ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin de ismi azamı daha çok mazhariyet çerçevesinde ele aldığını görüyoruz. Kişiler ve mazhar oldukları haller Allah'ın o kişiden tezahür eden ismiyle, yani o şahsa göre ismi azam olan o isim ile açıklar. Mesela 30. lemada ismi azam veya ismi azamın altı nurundan bir nuru olarak altı ismi nazara verilir. Kudüs'ün, Adn'ın, Hakem'ün, Berd'ün, Hayyum, Kayyum'un. Bu isimlerin bir kısmının veya hepsinin farklı birer insan nazarında ve şahsında ismi azam olduğu beyan edilir. Yani her bir isim başka başka insanlarda, başka başka yerlerde, farklı şekillerde onlar için birinde ismi azam ise öbüründe o ismi azam değil, başkasında başka bir isim, ismi azamdır. Mesela bunlardan altısı Hazreti Ali hakkında ismi azamdır. Bunlardan Hakem ve Ad isimleri İmam-ı Azam Ebu Hanife hakkında ismi azamdır. Bediüzzaman böyle söylüyor. Ad
ve hakem isimleri ki İsmi Azam dünya çapında bir hukukçudur. Bir filozoftur zaten. Bütünce en ince teferruatına kadar hukuk ve adalet meselelerini insani beşeri münasebetlerde varlıklara kadar dahi olan meseleleri ne yaptı? İnce noktalarına kadar getirmiştir. Yani fıkıhta o hukuki meseleleri açıklamıştır. Dolayısıyla bu açıdan ismi Ad ve Hakem onun için nedir? Her şeyin hikmetini, ölçüsünü, güzelliğini, faydasını vesairesini de açıkladığı için onun için ismi Azam'dır. Bunlardan Hay ismi Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani hakkında ismi Azam. Kayyum ismi de Müceddidi Elfistani İmam-ı Rabbani hakkında ismi Azam'dır. Hazreti Üstad daha başka zatların daha başka isimleri ismi azam olarak gördüklerini de ne yapıyor? İfade ediyor. Ayrıca Rahman ismi İbrahim Hakkı gibi birçok hakikat ehline ismi azamdır. İbrahim Hakkı. Zülcenahi Züleyha'nın Hazreti Yusuf'a karşı beslediği duygularda Vedud ismi İsmi Azam'dır, Hakim'dir yani. Hazreti Yakub'un Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti Yusuf'a karşı yaşadığı yoğun duygu ve şefkat Rahman ve Rahim isimlerini. Rahim ne demek zaten? Şefkat eden, acıyan, merhamet eden, seven aynı zamanda bu isimleri de içinde ne yapıyor? Barındırıyor. Ve Üstad Hazretleri kendisinin de Kur'an hizmetiyle ilgili olarak sadece Kur'an yönüyle hizmetiyle ilgili olarak Rahim ve Hakim isimlerine mazhar olduğunu, bütün Risale-i Nur'un o mazhariyetin cilvelerinden ibaret bulunduğunu aynı zamanda kaydeder Mektubat isimli eserinde ve Nur ismine ve Hakim ismine de Risale-i Nur'un mazhar olduğunu söylüyor. Evet, Bediüzzaman'a göre yine İsmi Azam diğer isimler arasında net delillerle öne çıkarılmaması ve belirtilmemesi Allah'ın bütün isimlerine dolayısıyla ne yapmayı gerektiriyor? İltica etmeyi gerektiriyor. Yani illa sadece bu isimdir dememesinin sebebi sadece o isme yoğunlaşılmaması, bütün Esma-i Hüsna'nın her bir varlık, her bir insan hakkında bir ismi azam olacağını göstermesi ve meseleyi de oraya kadar da şey yapması, yaygınlaştırmasından dolayıdır. Tek bir şey belki, ismi azam sadece budur değil. Her bir isim, her bir varlıkta, her bir insanda, her bir isim onda bir ismi azamdır. Manasını nazara veriyor. Nasıl ki veliler insanlar içinde saklanmış ta ki herkes şey bilinsin, iyi insan bilinsin. Nasıl ki dua icabe kabul saati cumada saklanmış, diğer saatlerde gaflette bulunmasın diye şu saat olabilir, bu saat olabilir. Nasıl ki ecel ömür içinde gizlenmişse diğer vakitte değerlendirilsin diye. Bediüzzaman da Esma-i Hüsna'yı sadece budur, yalnız budur diye şey yapmamış. Diğer bütün esmanın farklı farklı şey insanlarda farklı esmanın ismi azam olduğunu onlar hakkında onu söylüyor. Evet, şu halde ismi azamın gizli bırakılması başımız her dara ve derde girdiğinde her harp ve sıkıntılı halimizde Allah'tan her şeyi istediğimizde dua ettiğimizde halimize uygun bir ismi ilahi yani bir veya birkaç Esma-i Hüsna Allah'a sığınmamıza ve ona dua etmemize, ona yalvarmamıza o isimden. Mesela hasta olduğumuzda belki o anda bizim için ismi azam Şafi ismidir. O isimden çünkü yalvarıyoruz diyorum. Bir sanat bir işi yapacağımızda Sani ismi, bir sanatkarlarda nasıl Sani ismi, ismi azam oluyorsa ve diyelim ki ekonomi veya şeylerle uğraşırken Rezzak ismi ve Muktesit ismi, ismi azam olarak şey yapar. Yani her ne istiyorsak, her ne ihtiyacımız varsa, her ne sıkıntıya, derde vesaireye düşmüşse probleme, o esma üzerinden hareket edersek
O esma bizim için ismi azam olabilir. İsmi azam bizim zaviyemizden şu manayı ifade eder. Şunu düşünmemiz lazım. Nasıl ki doktor da dedi ki ismi azam şafi, matematikçilerde mukaddim, sanatkarlarda sani, hukukçularda hak ve adil isim ve sıfatları ismi azamdır. Aynen öyle de her bir mümin de bir isim ve sıfat öne çıkar. Bu onun ismi azamıdır ve o ismi azamın tekrarı, tefekkürü, düşünmesi o sahada ilerlemesine, terakki etmesine, manende yükselmesine ve dolayısıyla o Esma-i Hüsna'dan feyiz almamıza, feyiz almasına, bereket ve bolluklarla karşılaşmasına ve sıkıntı ve problemlerden kurtulmasına demektir. Kurtulması demektir. Kurtulmasına yardımcı olur. Dolayısıyla ismi azam eserlerine bu açıdan, meselesine bu açıdan yaklaşmamız gerekir. Yukarıda şey dedik ya abi, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde hay mıydı? Evet haydı. İmam Rabbani Hazretleri'nde de kayyum. Kayyum. Neye göre o isimler verilmiş yani? Ne yaşamış? Yani haydi biliyorsunuz Abdülkadir Geylani Hazretleri öylesine maneviyatta terakki etmiş, ilerlemiş ki önünde bulunan tavuğu pişmiş tavuğa kum biiznillah demiş. Ve o tavuk aynen dirilmiş, kalkmış, ortaya çıkmış. Hani malum bir şey vardı, bir talebe annesi Abdülkadir Geylani'nin yanına verdiği talebeye bakalım nasıldır, nasıl gidiyor, ne yapıyor diye onu ziyaret etmiş. Bakmış ki kuru bir ekmek yiyor. Bir de gitmiş bakmış ki Abdülkadir Geylani kızarmış bir tavuk yiyor. Ya üstad demiş bu reva mıdır yani? Allah'a reva mıdır? Benim oğlum kuru ekmek yesin. İlim tahsil etmeye gönderdim bunu. Sen burada kızarmış tavuk yiyorsun. O da kum biiznillah demiş. Tavuk ne yapmış? Hemen canlanarak dışarı çıkmış. Bu çok muhtemel, itimat edilen ve çok yollarla bu söylenmiş, ortaya çıkmış. Bir hakikat, bir gerçektir bu. Değerlere de geçmiş yani yazılı olarak, belge olarak ara gelmiş. Demek ki ne demek istemişti? Senin oğlun da ne zaman öyle terakki ederse, ilerlerse kendi makamına, mevkine göre o da kızarmış tavukları yiyebilir anlamını söyledi. Yoksa oraya mahkum olsun değil. O zaten orada terakki etmeye, ilerlemeye, öğrenmeye, anlamaya gelmişti. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde mana aleminde Allah'ın nazarında o kadar büyük bir makam ve mevki almıştı ki onun için ismi azam haydır. Ha, yani şeyi kısa tabii ki bir müddet canlanacak kadar Allah'ın kudretiyle tabii. Keramet yine Allah'ın şeyidir. Şahıslarda tezahür eder. Nasıl ki kudret bir mucizesi gibi yani. Nasıl ki ağaç o kadar meyveyi veriyor. Ağaç bu meyveyi vermiyor kendisi. Allah'ın kudret mucizesidir. Aynen öyle de Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin hay isminde gösterdiği o keramet hay isminin tecellisidir. Bu demektir. İmam-ı Rabbani Hazretleri için de kayyum ismi, kayyum ayakta durmak, dinli canlı durmak ki Hindistan'da gelen bir şeydir, bir müceddittir. Orada bir milyon din var ve dehşetli bir şekilde hatta dindarlar bile, Müslüman olan yöneticiler, idareciler bile ona çok şiddetli ve dehşetli baskılar yapmışlardı. Ama bütün bu baskılara, zulümlere, işkencelere, engellemelere rağmen Kayyum ismi onun için ismi azam olduğundan dolayı, ona mazhar olduğundan dolayı bütün onlara karşı dirayetle meseleyi, davasını anlatmış, İslamiyet'in hakikatlerini yenilemiş ve orada o topluma karşı tehdit vazifesini de yapmış. Sadece onları değil, hala bizi de ne yapıyor? Hala ayakta duruyor yani Kayyum ismi yönüyle. Hala o hakikatleri bize ulaştırmış oluyor. İşte bu açılardan onda o isim tezahür ediyor. Mesela Üstad'da ismi Hakim, ismi Nur.
ekseriyen misaller örnekler oradandır. İsmi Hakim her şeyin hikmetini, ölçüsünü, faydasını, güzelliğini öyle misallerle, öyle örneklerle anlatır ki bu onun için aynı zamanda nedir? Bir ismi azamdır diyelim. Evet. Zaten üstadımız da İmam-ı Rabbani için üstadım diyor. Evet, ondan. Kadir Geylani Hazretleri ve İmam-ı Rabbani için bu ifadeleri kullanıyor. Onun için kullanıyor. Oradan Hazreti Abdülkadir Geylani, oradan Hazreti Ali'ye değil mi? Daha dayanıyor. Hazreti Ali'de de tecelli eden o Esma-i Hüsna üstad için de aynı zamanda nedir? Geçerlidir ki bunu nereden görüyoruz? Risale-i Nur baştan aşağıya bu esmayı ve ismi azamları izah etmesi, açıklaması açısından da böyle. Aynı zamanda belki alim ismi de onun için, Cenab-ı Hakk'ın alim ismi onun için de bir asma şey olabilir. Çünkü üstadın en belirgin özelliği gösterdiği en büyük keramet ilmi keramettir. Bütün İslam hakikatleri, iman hakikatleri, insan hakikatleri, eşyanın hakikatini ilmen, aklen, mantıken ispat etmiş, izah etmiş, ortaya koymuştum. Dolayısıyla o da onun için bir ismi azam diyelim. Aslında üstad burada çok güzel bir açılım yapıyor. Mesela hani biz hep şeyizdir ya, bir tane, doğru bir tane veya şöyle diyelim. Mesela adam bir kötülük yapıyor, hemen bu zaten kötü bir adam. Yani diğer yaptığı iyilikleri görmezden gelip ona hemen kötü yaptığını yapıştırıyoruz. Üstad mesela orada diyor ki onun o huyu kötüdür. Mesela o kötü diye biri değil ama o huyu kötüdür. Şimdi burada da mesela biz istiyoruz ki belki halk olarak işte bir tane ismi azam. İşte ismi azam nedir? Hangisi? Hangi ismi ismi azam? Aslında üstad da çok güzel bir açıklama yapıyor. Yani aslında Allah'ın tüm isimlerinin çok büyük olduğunu ve kuldan kula bunun farklılık gösterdiğini, işte kiminde işte ismi hakim, kiminde hay, kiminde kayyum, kiminde nur isimlerinin daha fazla tecelli ettiği yönünde. Dolayısıyla Allah'ın bütün isimleri büyük oluyor. Gizli olması da işte diğer isimlerinin önemden düşmemesi açısından güzel bir açıklama oldu bence. Bunun dışında ismi azam konusu anlaşıldı diye düşünüyoruz. Evet. Var mı hala başka eklemek istediğiniz bir şey? Evet, bu mevzuyu buradan noktalayalım inşallah. Bir başka zaman belki başka bir soru vesaire geldiğinde onun açılımını yaparız inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.